Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 28 Ağustos 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Lisanslı elektrik kurulu gücü Haziran'da %2 arttı. Türkiye'nin lisanssız elektrik kurulu gücü Haziran ayı sonu itibariyle 9420 MW'a ulaşırken, kurulu gücün yaklaşık %93'ünü güneş enerjisi yatırımları oluşturdu. Haziran ayında lisanslı elektrik kurulu gücü de bir önceki yıla göre %2 oranında artarak 95481 MW'a ulaştı. Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Suudi Arabistan karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir işbirliği yapmak üzere anlaşma imzaladı. Lisanssız elektrik yatırımları 10 milyar dolara yaklaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de hızla devam eden lisanssız elektrik üretimine ilişkin bazı verileri paylaştı. Buna göre lisanssız elektrik yatırımları toplamda 10 milyar dolara, bu tesislerde üretilerek şebekeye bedelsiz verilen elektrik miktarı ise 240 bin megawatt saate ulaştı. Japonya'dan atık nükleer su açıklaması. Japonya Çevre Bakanlığı, Fukushima Nükleer Enerji Santrali'ndeki hasarlı reaktörleri soğutmak için kullanılan arıtılmış suyu denize boşaltmaya başlamasından günler sonra konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada deniz suyunda yapılan testlerde radyoaktivite tespit edilmediği kaydedildi. Petrolde ithalat azaldı. Türkiye'nin Haziran ayında toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı %15'in üzerinde artarak 4.8 milyon tona çıktı. Türkiye'nin en çok petrol ithal ettiği ülke 2.7 milyon tonla Rusya oldu. Pomega'nın batarya fabrikası üretime başlıyor. Pomega, Enerji Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu batarya fabrikasını 29 Ağustos'ta devreye alacak. Kontrolmatik teknoloji iştirakleri arasına yer alan Pomega Enerji, yeni fabrikasını pil hücresiyle batarya tipi enerji depolama ürün ve sistemlerini üretecek. Europower ve Arçelik Mini Gas için işbirliği yaptı. Enerji ve Otomasyon Teknolojileri şirketi Europower ve beyaz eşya üreticisi Arçelik San Junior markası altında inovatif ve kompakt hibrit güneş enerjisi sistemi sunacaklar. Meskenler ve ticari işletmelere yönelik geliştirilen Arçelik San Junior güneş panelleriyle ürettiği elektriği bataryalarında depolayarak günün herhangi bir saatinde kullanıma sunabilecek. Ürünler Europower enerji tesisi üretilecek. Arçelik San Junior'ın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tek yetkili satıcısı Arçelik olacak. Kuvvet Enerji Bilecik'te depolamalı GES kuracak. Kuvvet Enerji 490 milyon lira yatırımla Bilecik'te 55 megawatt kurulu gücünde depolamalı güneş enerjisi santrali kurup işletecek. Akköy Güneş Enerji Santrali'ne yıllık 110 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi öngörülüyor. Sayın dinleyiciler, hisseleri borsada Karya koluyla işlem gören Kartal yenilenebilir, Romanya'da yeni bir şirket kurdu. Yeni şirket bu ülkede enerji santralleri kurup işletme faaliyetlerini yürütecek. Lüleburgaz Belediyesi 2 adet GES kurduracak. Lüleburgaz Belediyesi 15 yıl boyunca gelir paylaşımı modeli ve en az %11'lik gelir paylaşım oranıyla işlettireceği 2 adet güneş enerjisi santrali kurdurmak üzere ihale yapacak. Tekliflerin en geç 11 Eylül 2023 günü saat 17.30'a kadar elden veya postayla teslim edilmesi gerekiyor. Sökeres genişleme projesine teşvik aldı. Aydem yenilenebilir, kurulu gücü toplam 49,5 MW olan Söke Rüzgar Enerjisi Santrali'ne ilave 12 MW'lık güç artışı yatırımı için teşvik belgesi aldı. Şirketin yeni yatırımı 2023 yılı sonunda tamamlanıp devreye alındığında kurulu güç kapasitesi 1216 MW'a ulaşacak. Sayın dinleyiciler, Rekabet Kurulu Total Energies'in Rönesans Enerji'nin ortak kontrolünü devralmasına izin verdi. Fransa merkezi Total Energies, dünyanın en büyük altı enerji şirketinden biri olarak biliniyor. Sırada petrol fiyatları var. Arzda daralma endişeleri ham petrole devam eden aşağı yönlü hareketi sınırlıyor. Piyasalarda Brent tipi ham petrolün varili 84 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 79 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz.
Spot elektrik piyasasında 29 Ağustos 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2443.23 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 14.15 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 00.04 dilimi için 1887.23 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.